Açıldıkça değişiyor mesela. Türkçesi mesela Fatih bu. Döndü şu anda. Öyle mi? Fatih'te şu anda 3 puanlık bir fark var. Görelim Fatih'i. AK Parti lehine. Şimdi İstanbul ilçelerinde değişimler olabilir. Tabii, tabii. Şundan dolayı İstanbul ilçeleri homojen yapıya sahip. Yani İstanbul'un ilçelerinde böyle çok hani... Yalnız niye çok yavaş gidiyor bunlar? %6. Bölge Üsküdar kafa kafaya geldi. Çok aşağı. Mesela. Evet, Tuzla'ya bakalım. %6 çok az ya. Zeytinburnu öne geçti. Zeytinburnu'nda AK Parti öne geçti. Ömer Arısoy şu anda Tuzla'da 2 puan öne geçti. Bakın Tuzla'ya. Tuzla'da mesela kaybetmiş görünüyordu AK Parti. Dur, geldi mi arkadaşlar? Nerede? Tuzla'da. Hı hı. Evet. Şu anda 8 puan CHP önde. Yani 40.5'a 52.5 gibi. Evet. %25 açılmış. Evet, sende evet. Daha çok mu? Yok, aynı şu anda. %25 açılmış. 12 puan fark var. Mesela Şadi Yazıcı. 40.5'a 52 tamam bu. Başarılı bir belediye başkanı mesela. Ya, hakikaten başarılı bir belediye başkanı. Ya bu başkanı. Tuzla'da şey... Yeniden Refah orada 2'de kalmış. Ama evet. Tuzla'da bir Çevre Şehircilik Bakanı'nın bir açıklamaları falan oldu zannedim. Tuzla mıydı orası? Fikirtepe pardon. Fikirtepe. Ya bu kentsel dönüşüm konusunda Zeytinburnu'na bakalım. Çevre şehircilik yeterince. Burada açıklamalar üzerinden bir şey yok hocam. Tabii. Burada bu tamamen genel siyasetle ilgili bir şey. Tabii, %41 tabii. Zeytinburnu, 46, 44. Evet. Bak yeniden Refah bölen oluyor. Burada şak diye çıkıyor ortaya. Çok evet. Enteresan değil mi bunlar? Bazı yerlerde evet. Kritik oyu var. Evet. Evet ya, ama şöyle bir şey. Yani daha yüzde tabii 40 açılmış. Bir ara CHP'ye geçmiş görünüyordu. Mesela Fatih için de söyledik bunu. Hepsi için, Zeytinburnu'nda, Üsküdar için de ve tabii. Eyüp için de söylemiştik. Yani şimdi bunlar mesela Eyüp'te, Üsküdar'da kafa kafaya gidiyor. Eyüp'te yakalamış görünüyor. Zeytinburnu'na geçmiş görünüyor AK Parti. Dolayısıyla burada biraz daha yani tablonun 60'lara falan gelmesi lazım. Baştan sandığı 60-70'lere gelmesi lazım. Üsküdar'a gel. Bıçak sırtı hala burada var. Şeye katılıyorum. Homojen dediniz ya. Yani orada evet, evet. Belirleyici oluyor. Yani hani bir okulda 3-5 sandık açılmıştır. Hı-hı. Başka bir şey çıkar. Mahallede mahalle. Üsküdar çıkar. %14'ünde kafa kafaya gidiyor tabii şu anda. Tabii istiyorum ya. Yani orada bir... Dem yok puan, orada mesela. Bir puanlık fark var. İyi Parti de yok görüyorsunuz. Ya Üsküdar Cumhurbaşkanı'nın ikameti. Yani orası önemli bir yer. Şimdi ama yani geçen dönemde 1 puan 2 puan farklı evet, evet. Ama yani Cumhurbaşkanı'nın ikameti yani. Öyle bir de hep dönemdir. Kritik oylar var. Şimdi 2 dönemdir çok burun farkı. 2 evet. Evet. Puan. Üsküdar, Ankara'nın Zeytinburnu, Sarıyer, Eyüp Sultan gibi ilçelerde. Sarıyer var mı? Sarıyer'e bir bakalım. Sarıyer'e bir bakalım. Ya. Evet. Sarıyer gelsin. Evet. Şöyle bir şey var. Lüks konutlar geldikçe... Demografi değişiyor. Demografi farklılaşıyor yani. Enteresan bir şey. Demek ki Ankara konuşuyor olsaydık Etimesgut için aynısını söylerdik. Bağımsızın aldığı oya bak. Bu seçimde İHA'larla SİHA'larla ilgili hiç yorum da yapmadı Cumhuriyet Halk Partisi. Dikkat evet. Edilirse. İşte Turgay Bey'in dediği bak, CHP merkeze doğru oturmaya başladı. Daha milli söylemler evet. Geliştirmeye başladı. Evet. Seçmende o dersi verdi. Şimdi bak burada Sarıyer'deki örnek bence çok çarpıcı. Yani Avcılar'da geçen dönem CHP belediye başkanı adayı ayrıldı. DSP'den aday oldu. 2 mi ne oy aldı. Şimdi burada en güçlü isimlerden biri Şükrü Genç. Üstelik de böyle bayağı meydan okuyarak aday oldu. Evet. CHP'liler diyordu ki %10'u geçemez. Doğru denedikler çıktı. Evet. Yani demek kendi hesaplarını biliyorlar. Esenyurt'a bakalım bir. Ya dediğim Esenyurt. Gibi... Masa kasa denklemi bu. Kasadan iki şey anlaşılır. Bir vatandaşın kasası, bir de avukat ofisindeki kasalar. 39-65 51-97. Dem orada yok. Diğer 4-60. Tabii bu %17 sadece. Dem yok derken Halk Partisi adayı tabii o zaten. Halk Partisi'nden ayrılıp deme evet. Geçecek. Avcılar sonra da il olmasını isteyecek falan. Avcılar 39-64 53-63. Tabii Dem orada yine yok. Avcılar da kentsel dönüşümde... Bak, yeniden Refah Partisi'ni buralarda görmiyoruz. Kentsel dönüşümde hassas bir yer orası. Diğerin içerisinde bir sürü...